Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da wholesale nedir? Wholesale yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktaları aktif bir şekilde wholesale yapan birisi olarak sizlere tek tek anlatacağım. Öncelikle çayınızı, kahvenizi ve notlarınızı almayı unutmayın. Sizin için gerçekten de oldukça bilgilendirici bir video olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle sizlerle Amazon Wholesale'ın tanımından bahsetmek istiyorum. Size iki tane tanımını yapacağım. Birincisi yanlış bilinen tanım, ikincisi de doğru olan tanımından bahsetmek istiyorum. Wholesale aslında ürünleri toplu bir şekilde alıp perakende bir şekilde satma olayına wholesale diyoruz. Şimdi bu arkadaşlar en genel tabiri. Fakat burada aslında ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Peki ikiye nasıl ayrıldığını soracak olursanız, şimdi birincisi piyasada anlatılan yanlış bir bilgi var ve bunun eğitimi de veriliyor. Bir de piyasada doğru bir şekilde ben de bunun bilgisini veriyorum. Şimdi size iki tanesini de anlatacağım. Şimdi birincisi burada az önce de söylediğim gibi ürünleri toptan bir şekilde alıyorsunuz ve perakende bir şekilde de satıyorsunuz. Şimdi bunların yanında burada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi markadan herhangi bir şekilde izin alınmadan direkt ürünlerin perakende satışının gerçekleştirilmesi. Aslında burada marka hukukunun ihlalinin gerçekleştiğini sizlere söyleyebilirim. Bundan dolayı bu tarz problemlerle karşılaşmamak için markalarla her zaman birebir çalışmak gerekiyor. Şimdi wholesale arkadaşlar, YouTube'a veya herhangi bir yere yazdığınız zaman sizlere en yaygın Amerika'daki toptancılardan mal alıp size satmayı öğretiyorlar. Fakat bu tamamen wholesale'da yanlış yapılan unsurlardan bir tanesidir. Çünkü siz markalı bir ürün satmak istiyorsanız muhakkak ki markadan yetki belgesi almanız gerekiyor. Ve bu yetki belgesiyle birlikte de bunu başvurmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında da ürünü güvenilir bir şekilde aslında satabiliyorsunuz. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Ve wholesale'da da aslında en çok atlanılan konulardan bir tanesinde bu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada en dikkatli olmanız gereken konu arkadaşlar, wholesale yaparken markayla çalışmak veya markanın yönlendirdiği distribütörle çalışmak gerekiyor. Yoksa aksi takdirde sadece toptancıdan mal alırsanız elinizde faturadan başka bir belge olmayacaktır. Ve fatura sizi her zaman koruyamaz. Ve bir diğeri de aslında toptancıdan arkadaşlar dolandırılma ihtimaliniz var. Ben maalesef ki 5 defa farklı toptancılardan dolandırıldım. Hem toptancılarla çalışmak riskli, hem toptancılar size yetki belgesi veremez. Fakat bunun eğitimini veren insanlar da size bunlardan bahsetmez arkadaşlar. Peki ben nasıl wholesale'ı sürdürülebilir bir şekilde yapıyorum? Şimdi size bugün bundan bahsetmek istiyorum. Yani size aslında Amazon'daki en doğru wholesale'ı anlatacağım. Ben arkadaşlar Amerika'da bir şirket kurdum. Bu işi tamamen kendi kendime öğrendim. Doğru bir şekilde öğrendim. Çünkü ben de ilk etapta yanlışlarla başladım. Yanlışları öğrene öğrene doğruları da öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi ben Amerika'da ilk etapta bir şirket kurdum. Şirketi kurduktan sonrasında daha sonrasında markaları mail atmaya başladım. Burada tabii ki markalarla iletişime geçerken dikkat etmeniz gereken konulardan bazıları da çok yüksek ölçekli markalarla değil, daha çok orta ve küçük ölçekli markalarla iletişime geçmeniz gerekiyor. Tabii ki buradaki orta ve küçük ölçekli derken de aklınıza çok küçük veya orta firmalar da gelmesin. Yine bunlar da aslında kendi çapında oldukça büyük firmalar olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi daha sonrasında ben bu firmalara mail atıyorum ve firmalardan da olumlu veya olumsuz bir şekilde geri dönüş oluyor ve daha sonrasında eğer olumlu olursa size fiyat teklifi ve size politikalarını atıyorlar. Eğer kabul ederseniz çalışmaya başlıyorsunuz. Tabii ki de bu iş modeli toptancılarla çalışmaya göre çok daha zorlu bir iş modeli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Birçoğunuzun aklında neden bizimle çalışsınlar gibi sorular olabilir. Haklısınız, bazı markalar bunları problem edip eleyebiliyorlar ama aynı şekilde bunları problem etmeyen markaların da sizlere olduğunu söyleyebilirim. Ve markalarla da fiyat teklifi ve politikayla da anlaştıktan sonra size marka hem ürünleri tedarik ediyor. Bu şekilde ürünler kesinlikle orijinallikle ilgili bir problem yaşamıyorsunuz. Dolandırılmakla ilgili herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Ve en önemlisi de marka size bu ürünleri satabilmek için resmi bir şekilde yetki belgesi de sağlıyor. Ve yarın bir gün sizin marka bile şikayet etse aslında sizin elinizde yetki belgesi olduğu için marka bile sizin Amazon'daki satışınıza müdahale edemiyor. Tabii ki de bu yetki belgelerinin belirli bir süresi var, kullanım süresi var. Yani ömür boyu olmadığını da sizlere söylemek istiyorum. Yine diğer en önemli noktalardan bir tanesi markalarla direkt çalışmanın diğer avantajı da aslında marka yarın bir gün listesini Transparency'ye geçirdiği zaman, Transparency etiketi uyguladığı zaman siz bu etiketleri markadan direkt olarak temin edebiliyorsunuz. Peki Transparency ne diyecek olursanız, Transparency'de ürünlerin orijinalliğini korunması için marka başvuruda bulunuyor.
ve her bir ürün için ekstra özel bir etiket veriyor. Bu etikette sadece markanın kendisinde oluyor. Yani siz ürünleri toptancıdan tedarik bile etseniz, eğer ki o özel etiketi, yani transparency etiketini yapıştırmazsanız ürüne, ürünleriniz Amazon deposunda aktif olmuyor. Ve bundan dolayı transparency etiketlerini de aslında yapmak istiyorsanız burada direkt olarak marka ile çalışmak gerekiyor. Veya yarın bir gün marka bir güncelleme getirdiği zaman da yine aynı şekilde bunun ilk sizin haberiniz olmasından veya exclusive satıcı, yani sınırlı satıcı sayıların arasında yer almak istiyorsanız muhakkak ki marka ile çalışmak gerekiyor. Eğer marka ile çalışmadan ürünleri toptan bir şekilde alıp perakende satıyorsanız, evet para kazanabilirsiniz ama sürdürülebilir bir şekilde maalesef ki para kazanamazsınız. Bunun haricinde yine şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir şey keşfettim. MAP dediğimiz bir politika var ve bu politika arkadaşlar minimum fiyat politikası. Yine bu politikaya sahip olan listelerde satış yapabilmek için tabii ki yine markalarla çalışmak gerekiyor. Yani aslında bize her ok arkadaşlar direkt olarak markalarla çalışmanın en doğrusu olduğunu gösteriyor. Peki MAP politikası nedir diye soracak olursunuz. Minimum Advice Price olarak geçmektedir. Bu Minimum Advice Price arkadaşlar şu anlama geliyor. Marka size diyor ki ben sana 50 dolara bir ürün veriyorum. Sunma 100 dolara satabilirsin. Ama örnek veriyorum 90 doların altına düşemezsin diye tüm satıcılara bir politika imzalatıyor. Ve bu şekilde fiyat kırılmasının önüne geçiyor. Aslında burada da wholesale'ın, retail arbitrajın veya online arbitrajın en büyük kanayan yarısına da çözüm bulmuş oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz iş modellerinde hazır listeye giriş yapıyorsunuz. Başka satıcılar var ve başka satıcılarda da sürekli fiyat rekabetine girdiğiniz zaman karlılığınız, hatta bazen zarar bile edebiliyorsunuz. Bunu koruyan markalar var, korumayan markalar da var tabii ki. Fakat koruyan markaları bulabilirsiniz. Ama bu tarz markaları bulabilmek için de, daha doğrusu çalışabilmek için de yine markalarla iletişime geçmeniz gerekiyor. MAP politikası olan bir listeye toptancının ürünü alıp girmeniz maalesef ki mümkün değildir. Bu yüzden işte markalarla çalışmanın aslında wholesale'daki önemi oldukça büyüktür. Şu anda da ben de aktif bir şekilde bu işi yapıyor ve şu anda da Türkiye'de tek olarak bunun eğitimini veren insan benim. Şu anda ben insanlara birebir bir şekilde markaların yetkili satıcısında nasıl olunacağını A'dan Z'ye bir şekilde öğretiyorum. Bununla da ilgilenirseniz yine benim web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.